Sevgili dostlar merhaba. Bu videomuzun konusu olarak dolarda cicim ayları bitiyor dedik. Peki neden dolarda bu güzel günler bitiyor? Güzel günler bitince fırtınalar mı başlayacak? İşte bu sorunun cevabını Türk makroekonomik verilerini inceleyerek vereceğiz. Aynı zamanda yabancı yatırımcılarla da sohbet etme imkanım oldu ki bunlar genellikle konuştuğum arkadaşlar, tahminleri tutan yatırımcılar. Bunların da önümüzdeki dönemde Türk lirasına bakış açısını videonun sonlarına doğru size arz edeceğim. Dolar TL'de tabii ki değeri belirleyen iki husus var. Birincisi dış etkenler, diğeri de iç etkenler. Dışarıya baktığımız zaman Amerikan dolarının 6 önemli para birimine. Nedir bu para birimleri? Euro, yen, sterlin, kron, frank ve Kanada doları. Buna karşı değerini gösteren bir endeks var ki biz buna dolar endeksi diyoruz. Burada dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar 2020 Ocak ayından beri yukarıya doğru bir yönün olduğunu görüyoruz. Yani buradan çıkan sonuç dışarıda değerlenen bir dolar karşımızda var. İsterseniz gelin bir dolar endeksinin grafiğine bakalım. Daha sağlıklı olacaktır konuşmamız. Grafikte de gördüğünüz üzere dolar endeksi Ocak ayı boyunca 96,5'tan 97,5'a doğru yürüdü. Ocak'ta da zaten kurda yukarı yönlü baskıyı hissetmiştik. Şimdi dolar endeksi için 98,40 ilk direnç ve sonrası 99,40 hedef bölgeler ki özellikle burada dolar endeksi 98,40'ı kırarsa Türkiye'de de kurun 6,20 bölgesini geçmesi düşünülebilir ki burada dikkat ederseniz ticaret savaşlarında Amerika ve Çin arasındaki birinci faz anlaşmanın yapılması ve koronavirüsünün Birleşik Devletler ve Avrupa'ya tahmin edildiği gibi çok büyük bir sıkıntı yaratmayacağı beklentileri burada yavaş yavaş batılı borsaları da toparlıyor. Keza Amerikan dolarına da güç verdiğini görüyoruz. Ancak burada tabii ki dolar TL için konuştuğumuz zaman bizim için belirleyici ana etkenler elbette ki iç piyasa kaynaklı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bununla ilgili de detaylı bilgiler vereceğim zaten. Sevgili dostlar, zaten kurda dolar TL kurunda Berat Bey'in rekabetçi kur söylemiyle beraber yukarı potansiyelin arttığı bir döneme girilmişti. Şimdi gelin makroekonomik verileri ve kura etkileri nasıl olacaktır? Bir kez daha hatırlayalım ki son verilerle beraber bir de yabancı yatırımcıların Türk lirasına bakış açısı nedir? Onları size ifade etmek istiyorum. Şimdi Türk ekonomi verilerine baktığımızda imalat sanayinin çok hafif bir şekilde kıpırdadığını görüyoruz zaten ki burada daha önce de bahsettim en son açıklanan İstanbul Sanayi Odası PMI rakamlarında da 2 Şubat'ta açıklanmıştı. 22 aydır eşik değer olan 50'nin altındaki seyir bitti ve PMI rakamının 50'nin üzerine 51,3'e geldiğini gördük. Burada PMI demek arkadaşlar satın alma yöneticileri endeksi demek. Firmalarla bir anket yapılıyor. 50 altındaki değerler üretim koşullarındaki olumsuzluğu, 50'nin üstündeki değerler de üretimdeki pozitif görünümü yansıtıyor. Şimdi bu rakam bize netice itibariyle sektörde ılımlı bir iyileşme olduğunu gösterdi. Ancak bu durum sevgili dostlar kuru yukarı çeken bir etki yarattı. Neden diyeceksiniz? Önümüzdeki dönemde toparlanma arttıkça kur da yukarıya dönecek. Zira çalıştıkça ne yazık ki bizim sanayimiz yarı mamul ithaline hız veriyor ve yarı mamul ithalatı da haliyle dolara ya da euroya bir talep yaratıyor. Burada sürekli her videomuzda hemen hemen neredeyse anlattığımız bir kısır döngü karşımıza çıkıyor. O da şu ki sanayi çalışıyor, üretim başlıyor. Bununla beraber yarı mamul ithalatı başlıyor. Ne oluyor? İthalat başlayınca dövize talep artıyor. Dövize talep artınca da kurun yükselmeye ufak ufak başladığını görüyoruz. Daha sonra bu yükselen kur dönüp bizim imalat sanayimizi yine zehirliyor. Nasıl zehirliyor? Çünkü girdi maliyetlerini yukarıya doğru çekiyor ve haliyle de maliyetler artınca da ürettiğiniz ürünün nihai mamulün de fiyatı artıyor ki biz buna ne diyoruz? Enflasyon adı veriyoruz.
Enflasyonun son veri olarak da baktığımızda önceki videomda arz etmiştim zaten size. Arttığını görmüştük ki burada enflasyonun kaynağında da iki tane önemli konu var. Birincisi imalatta az önce de bahsettiğim gibi bir kısır döngü var. Dışa bağlı yapıdan kaynaklanıyor. İkincisi de tarımda ne yazık ki kooperatif odaklı sistemin olmaması nedeniyle gıda fiyatlarının hala roket gibi yukarıya çıktığını görüyoruz. Tabii burada enflasyonun artması dönüp bizim kuru da vuracak. Neden vuracak arkadaşlar? Enflasyonda beklentilerin üzerinde gelen rakam Merkez Bankası'nın biliyorsunuz bir faiz hamlesi vardı. Faizleri düşürmüştü. İşte bu faiz hamlesini ne yazık ki geçersiz kılacak ve kurda faizle bir savunma kalkanı oluşturmuştuk. En azından Türk lirasını faiz cazip kılıyordu. Ancak işte bu son faiz indirimiyle bu cazibe artık kayboldu. Elbette ki burada lütfen beni yanlış anlamayın. Ben faizlerin indirilmesinden yanayım. Ama bu indirimi yaparken karşımıza da ülkenin enflasyon rakamını da gerçekleri de almak zorundayız. Eğer bir ülkede üretim yoksa mal arzı yok demektir. Bu da enflasyona sebebiyet verir. O yüzden enflasyonu halletmeden faize dalmak yanlış bir yöntem. Netice itibariyle son enflasyon rakamı %8 olan enflasyon hedefinin tutmayacağını gözler önüne serdi ki Merkez Bankası'nın burada böyle bir hedefi vardı. Peki bu neden önemli diyeceksiniz? Şundan dolayı Merkez Bankamız biliyorsunuz enflasyon işte 8-8,5 olacak diye faizleri indirmeye devam etmişti. Şimdi böylece Türkiye'de enflasyon faizden büyük oldu. Buna biz negatif reel faiz dedik. Şimdi peki negatif reel faiz var. Merkez Bankası neden faiz indiriyor diyebilirsiniz. Merkez Bankamız dedi ki 11.25'e indirdik biz enflasyonu ama düzeltiyorum arkadaşlar pardon 11.25'e indirdik biz faizi ama neticede enflasyon 8 olacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla 11.25'ten 8'i çıkarttığımız zaman yani enflasyonu çıkarttığımız zaman 11.25 faizden aradaki fark hala pozitif bir reel faiz olacak yatırımcı için. Bu nedenle Türk lirası cazip kalacak demişti. İşte bu noktada ne yazık ki cicim ayı bitti. Bu rüya bitti daha doğrusu. Bu güzel beklenti bitti. Neden? Gelelim konuştuğumuz yatırımcıların ne dediğine. Diyorlar ki enflasyonunuz 12.15 olmuş ve daha da yukarıya doğru gidecek. Çünkü ne imalatta ne tarımda siz reform paketleri açıklamıyorsunuz bir türlü. Faiziniz 11.25. Bu durumda Türk lirasında kalan yatırımcı para kaybediyor demektir ki işte bu da yavaş yavaş Türk lirasından dolara dönüşü gündeme getirecektir. Yani arkadaşlar matematik çok basit. Faiz 11.25 ama enflasyon 12.15 ve yukarıya doğru gidiyor. Haliyle 100 liranın 12 lirası eriyor zaten ama faizle ne kadarını kompanse edebiliyorsunuz, telafi edebiliyorsunuz? 11 lira. İşte arada bir buçuk puanlık bir fark var, açık var. İşte bu da dış yatırımcıların gözünden kaçmıyor ve ısrarla şunun altını çiziyorlar. Evet, merkezin 8-8,5 hedefi tutsaydı bu noktada yani hükümetle beraber Merkez Bankası enflasyonu düşürmede başarılı olsaydı tamam buna hiç kimse bir şey diyemezdi. Ama beklentiler şu anda bu enflasyonun denilen seviyelere gelmeyeceği ve buna bağlı olarak da dolarizasyonun önümüzdeki dönemlerde hız kazanabileceğini söylüyorlar. Velhasıl arkadaşlar cicim ayları geride kaldı. Peki burada biz bireysel olarak nasıl bir çıkış planı yapmalıyız? Elbette ki hepimiz milyoner insanlar değiliz. Kısıtlı bir bütçemiz var. İster firma sahibi olalım, ister bir yerde beyaz yaka, mavi yaka çalışalım. Hiç fark etmez. Bakın kısıtlı tasarruflarınızı en iyi şekilde finansal piyasalarda değerlendirmek istiyorsanız kendi kararlarınızı kendinizin vermesi gerekiyor. Bu noktada www.borsaeğitimi.com diye bir internet sitesi var, bir eğitim sitesi. Lütfen bu siteyi inceleyin. Burada dövizde,
altında, hisse senetlerinde nasıl işlem yapılır, ne zaman alınır, ne zaman satılır sorusunun teknik ve temel cevaplarının verilmesini sizlere öğretiyoruz. Borsaeğitimi.com'u incelerseniz bir de eğitim içeriği var. Eğer kafanıza yatarsa lütfen bizimle bağlantı kurun. Gerçekten lafla, sözle değil, benim sözümle, başkasının sözüyle, öbürünün sözüyle değil, kendi yatırım kararlarınızı kendiniz vererek o kısıtlı tasarruflarınızı yukarıya doğru çekip en azından dışarıdaki bu olumsuz koşullara bir gelecek için hazırlık yapmış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.